Amerikan seçimlerinden sadece bir gün önce bugünler sakin geçen son günler seçimlerin başlamasıyla çok ciddi hareketleri görmeye başlayacağız demiştim. Nitekim hem altının onsu hem de Türkiye'de doların hızlı bir yükseliş eğilimine girdiğini görüyoruz arkadaşlar. 1960 seviyesine kadar yükselen bir altın ons değeri var. Öbür taraftan Türkiye'de dolar 8.56-8.57'yi zorlamaya başladı. Görünen o ki 8.90'a doğru emin adımlarla ilerleyecek. Onsunda hızla yükselmeye devam ettiğini göreceğiz. Neden durmadan dolar yükselmeye devam ediyor? Neden durmadan altın yükselmeye devam ediyor? Bu işin bir sonu yok mu diyenler olabilir. Elbette bu işin bir sonu var ama o sona çok yakın olduğumuzu söylemek mümkün değil arkadaşlar. Gerek Türkiye'nin koşulları, gerek dünyanın koşulları gereği. Bir tarafta Amerika'daki seçimler, öbür tarafta dün Fed'in gerçekleştirdiği toplantı ve bu toplantıda yaptığı açıklamalar. Özellikle korona ile ilgili verdiği sinyal o kadar önemliydi ki arkadaşlar bu piyasaların bu kadar dalgalanması bile az kalır, onu söyleyeyim sizlere. Öbür taraftan korona vakaları hızla yayılıyor. Özellikle Avrupa cephesinde işler iyice karışmış durumda. Rusya'da da durum çok kötü. Bütün bunlar doğal olarak hem doların hem altının yükselmesini beraberinde getiriyor ve tüm piyasalar çalkalanıyor şu sıralar. Biden pek çok eyalette Trump'ın gerisindeyken mektupların açılması ve mektuplardaki oyların sayılmasıyla birlikte Trump'ı yakalıyor ve geçiyor. Görünen o ki başkanlık seçimlerinde ipi göğüsleyen artık Biden olacak. Zaten bütün kurgu da bunun üzerine yapılıyor. Piyasalar artık bunu daha çok dillendirmeye başladılar ve bunun üzerine de pozisyon alıyorlar. Bu da yine piyasaları dalgalandırmaya, hızlı agresif hareketler yaptırmaya devam ediyor. Onun için hem bunları detaylı bir şekilde konuşacağız hem de rakamları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Dolar, altın bundan sonraki süreçte nereye gider? Aynı zamanda gümüş, sterlin, euro, elbette bunları da konuşacağız. Bundan sonraki süreçte ne olur? Onları da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce Amerika seçimleriyle başlayalım. Trump çok kritik eyaletlerde Biden'ın önündeydi seçimin ilk başlarında ve hatta çıktı biliyorsunuz, bu başkanlık seçimini biz kazandık. Daha fazla saymaya gerek yok. Oy sayımını durdurun dedi. Söylenebilecek en enteresan cümlelerden birisiydi. Ama Trump tabii bunu kurdu. Bunu başardı. Peki sonrasında ne oldu arkadaşlar? Mektupların açılmasıyla birlikte pek çok bölge kırmızıdan maviye dönmeye başladı ufak ufak ve Biden öne geçmeye başladı. Bütün eyaletlerde neredeyse sayımlar tamamlandı. Sadece geriye 4 eyalet kaldı. Bu 4 eyalet seçimin kazananını belirleyecek hale geldi. Geçtiğimiz dönemde 1964'ten bu yana aslında Florida'yı kazanan, Amerika'daki başkanlık seçimlerinde kazanan taraf oluyordu. Florida'yı Trump kazanmasına rağmen kazandığıyla kaldı. Çünkü diğer eyaletlerde çok ciddi mağlubiyetler alıyor. Nevada ve Georgia'da Biden ipi göğüslemek üzere. Pensilvanya'da Trump uzun zamandır, yani seçimin başından beri neredeyse Biden'ın önünde olmasına rağmen Biden ufak ufak arayı kapattı. Şu anda da öne geçti, geçecek. Zaten bu 3 eyaleti topladığımızda neredeyse 40-45 delegeye ulaşıyor Biden. Bırakın 270'i geçmeyi, 300'ün üzerine taşıyor delegesini. Bu büyük bir gücü beraberinde getiriyor ve Trump'ın da büyük bir hezimete uğradığını görüyoruz. Tablonun çok büyük bir oranda değişmemesi durumunda Biden başkanlık koltuğuna oturacak. Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması bütün kararları kendi başına verebilmesi anlamına geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Çünkü büyük ihtimalle Cumhuriyetçiler Senato'daki üstünlüklerini korumaya devam edecek. Tabi bu arada kuru etkileyen tek mesele ABD'deki seçimler ya da Türkiye'nin kendi makroekonomik meseleleri değil arkadaşlar. Aynı zamanda bir pandemi sorunu var dünyanın. Tüm dünyada ikinci dalga çok daha net konuşulmaya başlandı. Bakın Avrupa'daki pek çok ülkede rekor üzerine rekor geliyor. Almanya ve Fransa'da dahil olmak üzere. Öbür taraftan 2 aşı geliştirdiğini söyleyen Rusya'da vaka sayıları geçen seneye göre rekor kırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu hastalık çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve 48 milyon vakaya ulaşılmış durumda. Her geçen gün ölüm sayıları da artıyor. Türkiye'de de artık adım başı korona vakaları görülmeye başlandı gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bu iş artık hafife alınacak bir boyutta değil. Bir çaresi var mı? Şu anda bir çaresi bulunmuş değil. Mümkün olduğunca insanlar kendilerini korumaya, kollamaya çalışıyorlar. Ülkeler de kendilerini korumaya, kollamaya çalışıyorlar. Bu da ekonomilerin kapanmasını beraberinde getiriyor. Sınırların kapanmasını beraberinde getiriyor arkadaşlar. Avrupa'daki pek çok ülke kısıtlamalara çoktan başladı. Türkiye kısıtlamalara başladı. Keza Rusya'da da kısıtlamalar başlandı. Amerika seçimlerin hemen sonrasında büyük ihtimalle yine kısıtlamaları açıklamaya başlayacak. Peki bu kısıtlamaların karşılığında devletlerin yapması gereken ne? Tabii ki vatandaşına evde dur diyorsan mutlaka onun giderlerini bir şekilde karşılamak zorundasın. Onun sorunlarını bir şekilde çözmek zorundasın. Size IBAN vereyim, buraya para yatırın demekle olmuyor. En azından Avrupalı ve Amerikalıyı ya da Rus'u bu şekilde ikna edemiyor devletleri. Bu da arka arkaya teşvik paketlerinin açıklanacağı anlamına geliyor. Bakın korona ile ilgili Fed Başkanı'nın dün söylediği sözler bence çok kritikti. Dedi ki bundan sonraki ekonomik süreci korona belirleyecek. Ve koronanın ikinci dalgası geçen seneden çok daha sert bir şekilde yaklaşıyor. Hastalık çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor ve ekonomiler üzerindeki baskısı çok daha net ve sert olacak dedi. Şimdi bunları Fed Başkanı söylüyor ve ekliyor. Eğer ki devletler, özellikle Amerika için söylüyor elbette o, ama bütün devletleri de aslında katıyor işin içine, acilen mali teşvikler açıklamazlarsa Fed gibi merkez bankalarının tek başına yapacağı varlık alımları çok da fazla işe yaramayacak diyor. Evet, bizim varlık alımlarımız önemli. Evet, biz varlık alımları yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince piyasaya para vermeye devam edeceğiz. Ama biz maliyenin yaptığı işi yapamayız. Bizim işimiz o değil diyor. Maliyenin açıklarını kapatmak da bizim işimiz değil diyor. Dün çok açık ve net bir şekilde Powell bunları söyledi. Yani diyor ki vatandaşa bir para verilecekse bedavadan bu devletin yapacağı iştir ve devlet acilen kolları bu konuyla ilgili sıvamak zorundadır. Haksız mı? Son derece haklı arkadaşlar. Şirketlere dur çalışma diyorsanız, dükkanlarını kapat kardeşim diyorsanız esnafa, vatandaşa evinde otur kardeşim çıkma diyorsanız onlara bir şekilde destek olmak zorundasınız. Bunu da yapacak elbette merkez bankaları değildir, hazinelerdir, maliyelerdir ve onların açıklayacağı teşviklerdir. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Burası çok kritik. Onun için burayı özellikle söylemek istiyorum. Hem Fed'in hem Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları bize gösteriyor ki önümüzdeki süreçte arka arkaya merkez bankaları varlık alım miktarlarını arttıracaklar. 1. 2. Hükümetler, Amerika ve Avrupa hükümetleri arka arkaya teşvik paketleri açıklayacaklar. Mali teşvik paketlerinden bahsediyorum. Bu piyasaya çok ciddi manada euro ve dolar girişi anlamına geliyor. Ama bunu 2008 ile karıştırmayın arkadaşlar. Bakın 2008'de de Amerika bir yıl mali teşvik açıklamıştı ama o paraların tamamı finans kesimine gitmişti. O finans kesiminden de bütün dünyaya yayılmıştı ucuz para olarak. Nitekim o dönemde Türkiye'ye de çok ciddi para girişi olmuştu. Ne yazık ki bu 1 dolar 1 Türk lirası mantığı da o zaman oturtulmuştu. İşte o günlerde Türkiye'nin pazarı tamamen yabancıların eline geçmişti. Piyasa pazar korunmadığı için, gümrük duvarları tamamen diplere kadar indirildiği için, bütün ülkeler gümrük duvarlarını yükseltirken biz gümrük duvarlarımızı kaldırdığımız için. Bu apayrı bir konu. Upuzun konuşuruz daha sonraki günlerde. Şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika'nın o gün açıkladığı trilyonlarca mali teşvik aslında sadece Amerika'da kalmadı. Dünyanın her tarafına yayıldı ve özellikle gelişmekte olan ülkelere yaradı. Bugünkü tablo ise o değil arkadaşlar. Bugünkü tablo çok net bir şekilde ülkelerin kendi vatandaşlarına sağladığı paralar, kaynaklar. Amerika'nın açıkladığı mali teşviklerin büyük bir kısmı Amerika'da kalıyor ve bu mali teşviklerin büyük bir kısmı da vatandaşlar tarafından tasarruflara yönlendiriliyor. Neden? Çünkü vatandaş da önünü göremiyor. Yarın öbür gün pandeminin yarattığı tahribat sonrasında işsiz kalabileceği endişesini yaşıyor. Ve diyor ki devlet bana 1000 dolar verdiyse ben bunun 500 dolarını, 600 dolarını mümkün olduğunca kenarda bir tasarrufta tutayım Yarın öbür gün başıma bir iş gelirse bunları kullanırım. Dünyanın nereye gittiği belli değil. Çok ciddi bir stres ortamı var. Amerika, Çin, Rusya sürekli olarak geriliyor. Avrupa'da bir gerilim var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşadıkları ortada. Yine Orta Doğu'daki gerilimlerin artması başka bir tablo. Ve diyor ki ben evet paramın bir kısmını tasarrufta tutacağım. Hem de önemli bir kısmını. Bu da arkadaşlar altına olan talebi her geçen gün arttırıyor. Altının bugünlerde hızlı bir şekilde yükselmesinin temelinde de bu var arkadaşlar. Biden neredeyse ipi açık arayla göğüslemek üzereyken altın durmuyor. Altın yükselmeye devam ediyor. Ve Amerika'da Biden'ın başkanlığı açıklandığı an itibariyle bakın göreceksiniz 2000 doların üzerinde bir altın ons değeri göreceğiz. 550 liraya geçmiş bir gram altın fiyatı göreceğiz. Emin adımlarla gram altının 595 lira seviyesine gittiğini göreceğiz. Doların 8.90 seviyelerini zorlamaya başladığını göreceğiz. Euro 10 liraya aştı. 10.50-11 aralığına yerleştiğini göreceğiz. Sterlin zaten 11 liranın üzerinde 12 liraları zorlamaya başladığını göreceğiz. Gümüşün hızla 7 liranın üzerine çıktığını hatta 8 lirayı zorlayıp kırmaya çalıştığını göreceğiz. Gümüşün onsunun 28 dolarla 30 dolar arasına yerleştiğini göreceğiz. Bütün bunları hem de çok hızlı bir şekilde göreceğiz. Kripto paralardaki tablo ortada. Sizleri haftalardır ısrarla uyarıyorduk Gökalp'le birlikte. Bitcoin öyle ya da böyle çok ciddi hareketler yapacak diyorduk. Nitekim işte 15.000 doların üzerine çıkmış 16.000 dolarları zorlayan bir Bitcoin görüyoruz. Anlayacağınız tüm piyasalar bu hızlı hareketleri yaşamaya devam edecek. Amerika seçimleri biraz sakinleştiğinde hafif bir durulma olabilir. Ama teşviklerin açıklanmasıyla birlikte tekrar hızlı hareketler göreceğiz. İkinci dalga etkisinin çok daha net bir şekilde ekonomileri vurmasıyla birlikte bir kez daha yükseliş eğilimi göreceğiz. Türkiye'deki makroekonomik verilerin bozulması, cari açık probleminin ortaya çıkması, Fitch'in söylediği dış finansman bulunamaması ve bunun sonrasında dış borcun ödenememesi nedeniyle de Türkiye'deki kur şoku hareketlerini göreceğiz arkadaşlar. Bir sabah uyandığımızda ansızın 700 baz puanlık bir faiz arttırımı değil, ansızın 14, 15, 16 lira gelmiş bir dolar kuru göreceğiz. Bugüne kadar söylediklerimiz teker teker çıktı. Bundan sonra da çıkmaya devam edecek arkadaşlar. Bakın neredeyse 3 hafta 4 hafta önce ne dedim? 535 lira olacak gram altın dedim. Bugün 535 lira. Size yine neredeyse 4-5 hafta önce doların 8.40'ı kırıp 8.90'a doğru gideceğini söyledim. 8.56 seviyesinde bir dolar kuru görüyoruz. Bitcoin'in kripto paraların yükseliş eğilimine gireceğini söyledik. Onların da yükseldiğini görüyoruz. Bu dönemleri iyi okumak çok önemli. Bütün dünyayı iyi görmek çok önemli. Olaylara geniş açıdan bakmak çok önemli. Aynı zamanda her zaman söylediğim gibi sakin olmak, arkanıza yaslanmak, her dalgalanmayı kale almamak ve mümkün olduğunca uzun vadeli olaylara bakmak da çok önemli. Bunu yaptığınız an itibariyle emin olun kazanan taraf siz olacaksınız ve her zaman olduğu gibi kahvenizi müthiş bir keyifle yudumlamaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.